Ben size çok anlatıyorum bunu. Bir denizin altındaki fil kıssası var. Bazı böyle hikayeler var. Böyle insana çok açıyor, çok anlamasını sağlıyor. Mesela bu çok acayip bir kıssa. Hani bu hikayedeki manayı ifade eden ben başka bir şey bilmiyorum. Ya vardır belki ama ben bilmiyorum. Bu hikayedeki manayı çok büyük bir şey burası arkadaşlar. Buradaki manayı ifade eden ben başka bir şey bilmiyorum. Padişahın bir tanesi rüyasında bir şey gördü. Buna denizin içinde bir şey gösterdiler. Dediler ki bunun ne olduğunu anlarsan hakikati anlarsın. Bunun ne olduğunu çözersen hakikati ne yaparsın? Çözersin. Tamam. Bu da şimdi denizin içinde bir şey var. Dalgıçlar getirtti her taraftan. Dalın bunun bana ne olduğunu bulun. Şimdi dalgıcın bir tanesi daldı. Böyle geldi böyle. Böyle elledi böyle düz sert bir şey. Çıktı yukarı dedi hünkârım, padişahım, sultanım denizin içinde bir tane duvar var. Kesmedi padişahı. Öteki indi. İndi böyle hani filin kulağını böyle tuttu. Böyle yayvan bir şey. Tepsiye benzetti onu. Dedi padişahım dedi denizin içinde tepsi var dedi. Öbürü gitti filin hortumunu burnunu tuttu. Dedi boru var. Öbürü gitti kuyruğunu tuttu. Dedi efendim kamçı var. Öbürü filin dişini tuttu. Dedi mızrak var. Öbürü gitti filin ayaklarını elledi. Dedi sütun var. Hiçbiri kesmedi. O sırada bilgi bir zat geçiyordu o beldeden. Durumu duydu. Sonra gitti sultanın yanına. İşte konuşurlarken dedi ki hünkârım dedi bunlar dedi denizin içinde bir tane fil görmüşler dedi. Ne görmüşler? Fil. Şimdi dikkat et bak. Efendim böyle hani gövdesini elleyip duvar var diyen hakikatin bir parçasına isabet etti. Dediği şey doğru ama hakikatin tamamını isabet etmedi. Ve isabet etti. Dikkat edin püf nokta elindeki bilginin tam olduğunu düşündü. Tamam sendeki bilgi hakikatin bir parçası ama hakikatin tamamı değil. Sendeki bilgi hakikatin nesi? Bir parçası sadece. Hakikatin tamamı değil. Hakikatin tamamı olmadığı zaman sende elinde hakikatin tamamı olmadığında sen ona sen file duvar diye hükmediyorsun. Tamam filin duvara benzer bir tarafı var ama fil duvar değil. Sende hakikatin tamamı olmadığı hakikatin parçası olduğu zaman sen file tepsi diye hükmediyorsun. Tamam filin tepsiye benzeyen bir tarafı var ama o fil o tepsi değil. Fil kamçı değil. Fil sütun değil. Fil mızrak değil. Tamam filin mızrağa benzeyen bir ciheti var, bir yönü var ama sende hakikatin tamamı yok. Bir de elindeki bilgiyi hakikatin tamamı zannediyorsun ya. Kalkıyorsun buna mızraktır diye hükmediyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Konuşan herkeste hakikatten bir parça var. İnsanın fark edemediği şey elindekinin hakikatin sadece bir parçası olduğu. O zaman kalkıyor. Benim dediğim hakikattir. Arkadaşlar tamam, hakikattir ama hakikatin bir parçasıdır o sadece. Sen kalkıp onunla hükmediyorsun. O elindeki parçayla asıyorsun, kesiyorsun. Bir sürü böyle vıdı 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 konuşuyorsun. Tamam. La ikrahe fiddin hakikattir. Ama hakikatin bir parçasıdır. İşin tamamını öğrenmek için filin her tarafını ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Anladınız mı arkadaşlar? Burayı anladınız mı? Tamam. Konuşan herkes de hakikaten bir parça vardır. Kabul. Zaten öyle hummalı konuşanlar var ya böyle bir idealist. Hepsinde hakikaten bir parça vardır. Sorun elindeki parçayı hakikatin tamamı zannetmesidir. Tamam. Peki. Bir insanın hakikatin tamamına muttali olması mümkün mü? Hayır. İşte sorun. Burası daha büyük sorun. Hep bir zihin yapısı arkadaşlar. Bir insanın hakikatin tamamına muttali olması mümkün mü? Ben seni tamamen bilebilir miyim? Hayır. Sen bilmiyorsun kendini, ben nereden bileceğim ya? Bir kimsenin hakikatin tamamına muttali olması mümkün değil. Hakikatin tamamına sadece Mevla muttalidir. Mevla'dan başka hiç kimse, Mevla bildirmezse hakikatin tamamına muttali ne yapamaz? Olamaz. Bak şimdi bilim ölçer biçer, hesaplar, kitaplar, deneyler, şunlar bunlar der ki A, bu iş nedir? A'dır. Aradan 6 ay geçer, başka deneyler olur der ki bu iş A yanlışmış, bu iş nedir?
B'dir. 6 ay geçer, başka şeyler olur. Der ki B yanlışmış, bu iş nedir? C'dir. 6 ay geçer, başka deneyler olur. Bu iş yanlışmış, nedir bu? D'dir. 6 ay geçer, denir ki yok yok, bu da değilmiş. Hakikaten A doğru olan A'ymış der. Tekrar ne yapar? Başa döner yani. Peki ne zaman bu iş kesinleşir? Söyleyin. Mümkün değil öyle bir şey. Öyle bir şey mümkün değil. Eldeki bilgiler ışığında doğruyu tespit etmeye çalışıyorsun. Kesin, yegane, mutlak doğru. Abiciğim ya, dünya yani dünya düz müdür, yuvarlak mıdır konuşuyor hala insanlar. Ay dünyanın içinde midir, ay dünyanın dışında mıdır? İnsanlar aya gitti mi gitmedi mi? Yani iki tarafında öyle sözleri var ki, öyle delilleri var ki ellerinde. Onları dinlesen ona sen doğrusun dersin. Bunları dinlesen buna sen doğrusun dersin yani. Mesela dünya düzdür, çok büyük bir akım dünyada. Düz dünyacılar. Söyleyin. Düz, gülüyorsun değil mi? Bilmediğin için gülüyorsun. Adamların delillerini dinlesen doğru söylüyorlar ya dersin. Argümanlarını önüne koysalar senin, biz şundan dolayı bunu söylüyoruz deseler, ne dersin adamlara? Hakikaten o adamların dedikleri doğru dersin yani. Öbürünü dinlesen ona ne dersin? Doğru dersin. Peki nereden bilebilirsin? Sen bilemezsin. Ne yapamazsın? Bilemezsin. Hakikatin tamamına muttali olmak insan için mümkün olmaz arkadaşlar. Mevla bildirirse olur, Mevla bildirmezse mümkün olmaz.